pozisyonları maçta sevgili... kimler öpüştü, kimler öpüşmedi görelim. Maçta neler oldu? Şimdi sevgili Özgür pozisyonları atmış. 4 pozisyon atmış Özgür. 4 tane pozisyona bakacağız. Bence bu daha fazlaydı. İsteyebiliriz şimdi buradan şey gelirse. Hemen bakalım. 23. dakika ilk pozisyon. Galatasaray'ın penaltı beklediği Onyekuru pozisyonu değil mi sevgili Hüseyin? Şu karşıya verecekler mi? Evet, şimdi geliyor. Bu tarafa geldi, buraya da gelecek. Karşılaşmanın 23. dakikasında değerli futbol severler. Evet, oynatalım. Sol taraftan gelişen Galatasaray atağında Onyekuru ceza sahası içinde topla buluştu. Orada ayağına bir darbe var mı Onyekuru'nun? O darbe önce topa sonra Onyekuru'ya mı? Önce topa olsa da sonra Onyekuru'ya vurup Onyekuru'nun pozisyonunu bozuyor mu? Sorular çeşitlendirilebilir. Orada pozisyonun içinde Onyekuru ve Umut yanılmıyorsam var. Umut Güneş. Ve bu pozisyon için sizin fikirlerinizi almaya başlayayım. Sevgili Mehmet, seninle başlayalım. Burada da tabii ilk izlediğimde penaltı gibi geldi bana. Ama böyle çok net diyemiyorum. Yani topa sanki burada dokunuyor. Çok az da olsa sanki dokunuyor gibi geliyor bana. Bence değil. Bana topa dokunuyor gibi adama geliyor. Vuruyor, dolayısıyla adama. İlk hamlesi topa dokunuyor. Diyor. İlk hamlesi topa geliyor bana. Mehmet Yılmaz. Evet, Rea Kapsal. Bence o aşil tendonuna doğru bir vuruyor Umut Güneş. Yani topu ondan sonra, vurduktan sonra değiyor. Zaten ayaklar orada birleşiyor. Çarpı gibi oluyor neredeyse. Ayak, iki ayak ve üst tarafı Umut'un. Hem o burada topa vuruyor gibi. Evet ya, bir yani, tarafta öyle. Şimdi bir taraf açılar yanıltıyor bir kere. Onu net bir şekilde söyleyelim. Evet. Yani kısaca bana göre hakem nerede burada? Çok yakın. Hakem hemen vurdum. Bakayım. Zorbay Küçük. Yakın. Açısı, ceza sahası. Önü de çok müsait. Açık, hiç içinde, oyuncu da ön çizgisi. Tabii çok yani net görüyor. Ya vallahi bu bana göre bu penaltı. Bana göre penaltı. Bak, bu pozisyonu yayıncı kuruluş defalarca görüntüye getirdi. Evet. Bu görüntüyü izlerken VAR'daki insanlar da görüntüyü görüyorlar. Tabii. Tamam mı? Onlar da görüyorlar bunları. Demek ki bir şey var demeye getiriyor. Bir bakın demeye getiriyor. Ben önce pozisyon gündeme gelmediğinde topa vurdu zannettim arkadan. Ama sonra görüntü önden arkadan vurdu, topa bile değmiyor. Direkt adamın aşiline vuruyor tekmeyi. Sallıyor ve indiriyor aşağı. Benim gördüğüm bu bak. Burada vuruyor, indiriyor aşağı. Bana göre penaltı. Peki Erman Hocam. Umut ve Onyekuru. Topa dokunuyorum Beyazlı. Çok yavaş oynat. Ben de bu görüntüye göre söyledim. Topa dokunuyor diye ucundan. Yavaş yavaş oynat. Bakalım topa vuruyor mu? Şimdi sevgili Hüseyin büyüttü. Yavaş. Yavaş, yavaş geri gel. Vuruyor. Top gidiyor çünkü hocam bak. Top geri gel biraz, geri gel, çünkü. Geri gel. Bu evet, devam et şimdi. Kırmızılı bacak vurdu topa, değil mi? Kırmızılı bacak vurdu topa. Hızlanıyor evet. Top çünkü. Buyurun. Ben penaltı dedim hocam. Topa vurmuyor. Ben diyorum. Topa dokundu diyorum. Topa dokunmuyor. Ben penaltı. Bana öyle geldi hocam. Dokunmuyor zaten bak, öbür pozisyonda bakarsan, bir de kale arkasından yana i̇şte bakarsan. Açılar da çok yanıltıyor yani. Çok net gösteriyor. Sanki yetişemiyor gibi görüyorum ben ama dokunmuyor. Yanlış mı görüyorum? Çabuk dönüyor diye görüyorum ama. Topa dokunmuyor. Sol ayağı da Onyekuru'nun sağ aşiline vuruyor. Size bir şey söyleyeyim mi? Çok enteresan. Ben dokunamıyor diye görüyorum ama. Geçen gün bir arkadaş kendime. İsmi önemli değil. Haluş'u geçen sene bir Konya Galatasaray maçı var ya. Evet sene. Evet sene. Önceki penaltı sene. Önceki sene. Onun bir görüntüsünü yolladı bana. Dedi ki bu görüntüyü dedi sizler televizyonda görmediniz dedi. Ya. Yeah. Ama dedi bu görüntüyü dedi. Var gördü. Hakemler gördü dedi. Evet. Bana bir görüntü geldi, inanılır gibi değil. Biz görmedik ama. Abi insanları yemeyin ya. Şu görüntüleri verin abi.
Ama işte bak, bunu... enteresan ama. Öbür görüntüde de belli oluyor ama. Bir görüntü gelmiş. Ya inanılır gibi değil. Yani çok net. Hakem onu görüyor ve devam ediyorlar. Yani şimdi işi kötü tarafı ben ona takılıyorum. Penaltıdır değildir hocam, tartışırız. Hocam 3 tane vardaki ekrandaki şeyi arkadaş, görüyoruz. Arkadaş şu görüntü sizi tatmin ediyor mu? Etmiyor işte hocam. Etmiyor. Sözemiyoruz ki hocam. Ya etmiyor. Bana göre dokunmuyor topa. 3 açıdan 4 açıdan hocam, bakıyorsun. Ama aldatıyor. Ayağını getiriyor topçu, aldatıyor. Sanki vuruyormuş ama dokunmuyor. Mesafe var. Ama bunun daha iyi görüntüsünü vermesi lazım yayıncı kuruluşu. Ve vardır bak. Evet. Var olduğunu tahmin ediyorum. Ama vermiyor. Vermiyor abi. Şurada kamera gördüm. Ona takılıyor. Hocam burada iki ya, tane topla, iki kurum Ender, şey topla yaptı. Ayakkabı, Umut'un ayakkabısı arasında fark var. Yani çok bariz görülüyor. Mesela bacak arasından şurada bak büyüttüğünde hem Özgür'ün içeride hem de yavaşlattığında pozisyonu çok net yetişemiyor topa. Onyekuru zaten ne yapıyor biliyor musun? Sağ ayağın içiyle topa temas ediyor, açılıyor. Topa gitmeye çalışıyor. Açıda yanıltıyor. Yani böyle... Kırmızılı bacak oynuyor. Ama burada, bak, burada bacak dokunuyor gibi bak. Hayır dokunmuyor Mehmet. Beyazlı bacak, beyazlı bacak. Bana öyle geliyor hocam. Rejin ediyor. Bak o topun dönmesi ne biliyor musun? Ya Onyekuru topu kontrol etti ya. Topu dokunuyor. Topu alıp dönmek isterken anladın mı? Onun falsosu. Umut orada, Umut şeyde kontrpiyede kalmış. Ama burada bence arada yer var ya. Rejiyle konuşuyorum bir yandan da. Şurası topa değdiği an diyor. Değmedi ya. Hiçbir değmedi. Top ivmeleniyor diyorlar. Şimdi burada topun değip değmediğine sarı lacivert, siyah beyaz, sarı kırmızı filan diye bakılıyor. Bordo mavi diye bakılıyor. Ya beyaza yani. Kırmızı çoraba bakıyoruz biz şu an. Evet. Halbuki abi çoraba bak görürsün ne kumuyor. Ya Onyekuru mesela top gelir ya mesela hocam ceza sahası için topu öldürürsün. Öldürmedi o. Top geldiğinde Ömer Bayram'dan alıp dönmek için topa mesela yumuşatamadı da birazcık açtı. O açıldığı peki, zaman hamle yaptı. Bir de şunu söyleyeyim Umut. Ben size. Kırmızılı oyuncu topu aldı önüne. Evet. Sen vurduğun zaman adam düşüyor. Bırak abi. Adam ikinci pozisyonda gitme şansı var. Hiç yoktu. Zaten kaleye sırtını dönmüş pozisyonda. Bakın, dokunmasa mesela oyuncu. Benim Alanyalı. Takıldığım olay şu. Şimdi ikinci görüntüyü de oynatmadan evvel söyleyeyim. Siz ona göre yorum yapın. Bu maç en az 9 belki de 15 puanlık maç. Bu maça hakemi kim? Zorbay Küçüğü veriyorsun. Evet. Tamam. Varana bir hakem veriyorsun Emre Balok. Açtım, baktım, birilerine konuştum. Şimdi birileri şöyle diyor. Emre Balok bir defa kötü hakem diyorlar. Bak. Allah Allah. Kötü hakem. Böyle maç. İyi bilenlerle konuş. Bakın abi başka bir yere geleceğim. Bu çocuk için kötü hakem diyorlar. Bilenler söylüyor bunu. Birileri diyor ki iyi var diyor. Var eğitimi almış diyorlar. Evet. İyi var diyor. Hmm. Biri kötü hakem diyor. Hepsine varım. Nasıl oluyor bu peki? Bir dakika oraya geleceğim abi. İyi var, kötü hakem. Hakem var lan konuşuyor iki pozisyonda da. Konuşuyor. Var bu pozisyonu ve bundan sonraki pozisyonu oynatmak ihtiyacını hissetmiyor. Yani vardaki bu Emre Malok, hakemin üzerinde bir hakemlik yapıyor. Yani bu hakem Zorbay Küçük bilmiyor. O biliyor. Hakemi çağırıp da buna bir bak demiyor. O zaman benim kafam karışıyor hocam. Diyeceksin ki bazı hakemleri maç vermiyorlar. Var da vermeyecekler. O bu senin listedeki devam hakemler ediyor. Alamıyor hala. Amma ve lakin. Avrupa'ya giden 6 tane hakem dönüyorlar. Sabah akşam. Bir tek Mete'ye maç veriyorsun Var'da. Diğerlerine niye vermiyorsun? Gene bir istihbarat yaptım. Bilmem Ali Palabıyık Rize bilmem ne maçında sakatlanmış. Hani vıdı vıdı olmuş. Öteki yok öyle bir şey ya. Verin abi şuraya doğru dürüst bir hakem. Siz dalga mı geçiyorsunuz ya? Şu Riva'daki Türkiye'de hakem bitiyor. Emre Malok diye bir adamı ilk defa duyuyorum. Bir de, seyretmedim. Ya, bir de çok önemli maç hocam. Dediğim gibi bu maça. Bir, kaç iki, puanlık maçtır? İki ya bitmedi. Dördüncü hakem kim? Dördüncü hakem Kadir Sağlam. Yani Zorba'ya bir şey olursa o idare edecek. Arkadaşlar siz dalga mı geçiyorsunuz ya? Siz dalga mı geçiyorsunuz? Fatih Terim sahanın kenarına geldi. 4 defa böyle yaptı.
Evet. Niye atmadınız? Niye atmadınız? Atamadınız. Atamazsınız. Çünkü şeytan var. Zorbay. Sana da girmiş kafada şeytan. Zorbay. Üç yerde foul çaldın kornerde. Tam bizim eski hakem tipleri. Biz de bilmiyorduk ki. Ve şeyin de taşeron firma olduğunu da Yusuf Namoğlu söyledi. Evet. Biz hatta ben aa nasıl oluyor falan dedim. Beraberdik program evet, yaptık evet, ya. Evet biliyorum biliyorum. Neyse. Onyekuru pozisyonu için Erman Hoca penaltı dediniz. Evet. Peki şimdi gelelim diğer pozisyona. Burada maç